Assalomu alaykum, bilim yechanqoq abituriyentlar. Biz bugungi darsimizda parametrli tengsizliklar mavzusini va shu mavzuga oid ayrim masalalarni ko'rib chiqamiz. Ushbu misollarni yechilishini tushunib olsangiz, mavzudagi boshqa misollarni mustaqil yecha olasiz. Endi bu mavzuda tengsizliklarimizda biror bir parametr qatnashadi. Demak, bu parametr biror bir noma'lum harf bo'lishi mumkin. Demak, parametrli kvadrat tengsizlikning ko'rinishi shunday ko'rinishda bo'lsa, bu ko'rinishni birinchi deb olsak, ikki xil savol berilishi mumkin. Birinchi savol. X ning barcha qiymatlarda o'rinli x tegishli minus x plus cheksiz. Ikkinchi, x ning hech bir qiymatlarda o'rinli emas yoki tengsizlik yechimiga ega emas deyilishi mumkin. Buni x tegishli qo'sh to'plam deb olishimiz mumkin. Endi shu savollar berilgan misollarni qanday qilib hisoblaymiz? Demak, x tegishli minus x plus cheksiz. Diskriminant 0 dan kichik bo'lishining sababi bu ifoda 0 ga teng emas. X kvadratning oldidagi noma'lum parametr 0 dan katta bo'lsa, a. Demak, bu ifodamiz musbat bo'ladi. X ning hech bir qiymatlarda o'rinli emas yoki yechimga ega emas deyilsa, demak, diskriminant bunda ham 0 dan kichik, a esa 0 dan kichik. Diskriminant 0 dan kichik deyilishining sababini tushundingiz. A 0 dan kichik bo'lsa, bu yer manfiy bo'lsa, demak, butun bir tengsizligimiz manfiy bo'ladi va u 0 dan katta bo'lmaydi. Shuning uchun bo'sh to'plam. Endi ikkinchi ko'rinishi. Ax kvadrat plus bx plus c kichik 0 bo'lsa qanday bo'ladi? Bunda ham xuddi shunday. Ikkita shart. X ning barcha qiymatlarida o'rinli. Ikkinchi shartimiz yechimga ega emas. Bunda demak, bu tengsizligimiz x ning barcha qiymatlarida o'rinli bo'lishi uchun diskriminant 0 dan kichik, a ham 0 dan kichik bo'lishi kerak. Demak, bu diskriminant 0 dan kichik, a 0 dan kichik bo'lsa, bu ifodamiz manfiy deyilgan bo'ladi va bu tengsizligimizda ham 0 dan kichik deyilgan, demak, x ning barcha qiymatlarida o'rinli. Endi yechimga ega emas shartiga o'tsak, diskriminant 0 dan kichik, a 0 dan katta bo'lishi kerak. Demak, bu ko'rinish, bu ifodamiz har doim musbat degani. Demak, bu musbat, bu 0 dan kichik deyilgan. Shuning uchun yechimga ega emas, bo'sh to'plam. Endi bu mavzumizga oid shu ma'lumotlar yetarli. Endi qolgan ma'lumotlarni misollar orqali tushuntirib o'tamiz. Birinchi misolimiz 3 minus 7x çek 3x minus 7 1 plus 2x küçük a plus x. Aning qanday qiymatlarda ushbu tengsizliklar sistemasi yechimga ega emas. Endi bu yuqoridagi ma'lumotlarga o'xshamaydi. Endi bu tengsizlikni qanday qilib hisoblaymiz?
Tenglamalar sistemasını etişte biz koşuş, ornege koyuş usullardan faydalanamız. Tengsizlikler sisteması da ise koş usuldan faydalanışımız mümkün. Aldın bunu saddalaştırıp olamız. Bu yak götürsek 7 tane. Bu yak götürsek 3 plus 7 7 çekiz plus 7 x. Bu yerde hem x'ni ötkezi bir borsak 1 küçük a plus x minus 2 x. On küçük on x bir küçük a minus x sistemi. Onunla bölüş kılıp ötkez bir varsak bir kette x bir kette a minus x. Endi tengsizliklerde koşuş ameli ya ki ayırış amelini kollaşımız için tengsizliklerimiz bir tarafga karab turgan bo'lishi kerak. Endi bu yerde koşup yuborsak 2 katta x'lar 0 bo'lib ketadi. Demek a katta 2 dan. Bu degani 2 dan plus cheksizligacha. Bu yerda a'ning oralig'i berilgan, demak 2 dan plus cheksizligacha. Bu yechim. Bizdan esa a'ning qanday qiymatlarida ushbu tengsizlik yechimga ega emas deyilgan edi. Demak biz a'ning oralig'ini topdik. Bu yechimga ega oralig' demek bu yechimga ega oralig. Endi yechimga ega emas desa bizning javobimiz qanday? Agarda bizda 2 dan plus cheksizgacha oralig'imiz yechimga ega bo'lsa, demek yechimga ega emas oralig'imiz qaysi bo'ladi? Minus cheksizdan 2 gacha bo'ladi. Demek cevap minus çeksizden 2 gece. Bizning yechimimizda 2 kirmaydigan qolsa, demek bizning cevap minus çeksizden 2 gece. Bizden yechimga ega emas oralig so'ralgan edi. Biz oldin yechimga ega oralig'ini topib oldik. Ve şundan kelip çıkıp yechimga ega emas oralig'ini aniqladik. Endi keyingi masalamiz ushbu x minus a ve x minus b kichik yoki teng 0 dan tengsizlikning yechimlari toplamı 2-6 oralig'dan iborat. Şu tengsizlikni yechimlari demek 2'den 6 geçe aralık iken A'bını topin. Demek biz A'bını topşımız gerek. Endi bu tengsizlikni kanday kılıp soplaymız. Bu tengsizlik sizge evvelden malum. Eğer bu yerlerde sonlar bolsa bunu kanday kılıp soplaymız. Son okunu çizemiz. Şu sonlarını aralıkka koyuşumuz gerek. Evvel kiçigi, keyin kattasi. Bu yerde ikkalasi ham a ve b parametreler bizge normalum. Bizge bu masalada ahamiyati yok. Kaysidir kiçik, kaysidir katta. Şunun için bizden köpeytme soralgan. Ayırma yemez. Yoki bölünme yemez.
Endi bu tengsizlikni aralık usulda hisoblaymiz ve elbette işaralarını yazıp çıkışımız gerek idi. Demek derecelerimiz tak dereceler ve namalumlar aldı da demek işaralarımız plus, minus, plus bo'ladi. Endi bu tengsizligimizin cevabı minus aralık ve a'dan b'gacha bo'lishi kerak. Bu tengsizligimizni cevap shunday bo'lsa, bizga oldindan cevap aytilgan edi ve bu bilan taqqoslasak, demek a 2, b esa 6 bo'lib qoldi. Demek bizden a ko'paytirib b so'ralgan, 2 ko'paytirib 6 teng 12. Demek bizning cevap 12. Endi keyingi masalaga o'tsak, aning qanday qiymatlarida a kvadrat plus 8x plus a kichik 0 tengsizlik x'ning barcha qiymatlarida o'rinli bo'ladi. X'ning barcha qiymatlarida o'rinli bo'ladi. Demek bu yukarıda o'tgan ma'lumotlarimizga to'g'ri kelyapti ve bu yerda qanday qilib hisoblaymiz? Bu tengsizligimiz 0 bo'lmasligi uchun albatta diskriminant 0 dan kichik bo'lishi kerak. Bu tengsizligimiz manfiy bo'lishi uchun x kvadrat oldidagi noma'lum 0 dan kichik bo'lishi kerak. Demek x kvadrat oldidagi noma'lum 0 dan kichik. Bu degani minus cheksizdan 0 gacha. Endi biz diskriminantni hisoblab olishimiz kerak. Shu tengsizlik uchun kvadrat uchxat uchun diskriminantni yozib olsak, b kvadrat, demek 64 minus 4 a'mız. A simizni o'rnida ham a kichik 0 dan 4 ga bo'lib yuborsak 16 minus a kvadrat kichik 0. Bu tengsizlikni qanday qilib hisoblaymiz? Albatta, ko'paytuvchilarga ajratib. Tört plus a kichik 0. Endi bu tengsizlikni aralıkka tashlaymiz. 0 ga aylantiradigan qiymatlarni qo'yib chiqamiz va aralıkka ajratamiz. İşaralarını yazıp chiqamiz. 4 dan katta sonni 5 ni olsak va tengsizlikka qo'ysak, bu yerda manfiy, bu yerda musbat. Demek bu aralığımız manfiy. Minus 4 ve 4 aralığıda 0 ni tanlab olsak, 0 ni qo'ysak, bu yerda musbat. Demek bu yer ham manfiy. Bizda manfiy aralık alınış kerak. Demek minus cheksizdan minus 4 geçe. Birleşme 4'ten plus cheksiz geçe. Ve minus cheksizdan 0 geçe. 2'de yechimlarimizning kesişmesi bizde umumiy cevap bo'ladi. Demek 2'de tengsizlikni kesiştirishimiz gerek. Minus 4, 0, 4. Bunisi da nima deyapti? Minus cheksizdan minus 4 geçe, 4'dan plus cheksiz geçe. Demek bunu bir xil qilib bo'yab olamiz. İkincisi de minus cheksizdan 0 geçe. Bunu başkaca qilib bo'yaymiz ve kesişken joylarimiz bizde umumiy yechim bo'ladi. Demek cevap minus cheksizdan minus 4 geçe. Keyingi masalaga o'tsak,
ax etteki teng etta a minus 3 ax kichik yoki teng 3 a plus 3. Demek savol qanday? Tengsizliklar sistemasi aning qanday qiymatlarda yechimga ega bo'lmaydi? Demek bu tengsizliklar sistemasi ham yuqoridagi hisoblagan masalamizga o'xshab ketadi. Bu misolni hisoblashimiz uchun tengsizliklar sistemasining ishoralari bir tomonga qarab turishi kerak. Demek bu tengsizlikni o'zgartirish uchun xohlagan bir tengsizligimizni manfiy songa ko'paytirib yuboramiz. Minus ax. Demek manfiy songa ko'paytirsak tengsizlik o'zgaradi. Minus 7a plus 3. Keyingi tengsizlikni o'zini yozamiz. Va sistema qo'shish usulidan foydalanamiz. Bu tarafi 0. 3 ga 3 ni qo'shsak 6 minus 7a plus 3a minus 4a. 4 a ni tengsizlikning narigi tarafiga o'tkazib yuborsak 4a kichik yoki teng 6 dan. Endi bu yerda 4 ni narigi tomonga o'tkazib yuborsak a kichik yoki teng 1.5 dan. Biz tengsizlikni yechimini topdik. Demek bu yechimi. Bizdan esa yechimga ega emas oralig'ini so'rayapti. Yana yuqoridagi masalaga o'xshash. Demek bizning yechimimiz minus cheksizdan 1.5 gacha yechim bo'lsa, demak 1.5 dan plus cheksizgacha esa yechim emas. Yechim emas 1.5 dan plus cheksizgacha. Albatta 1.5 bu yerda kirmaydi. Yukarıda olingan bu yerde kirmaydı. Demek cevap 1.5'dan plus çeksiz geçe. Dersimizni şu bilen yakınlayımız. Bu ders sizge faydalı oldu degen ümitdemiz. Keyingi derslerimizde görüşgünce hayır. Sağ salamat bo'ling.